İnce bir yoldayım. Gidiyorum bu düz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi. Abdülkadir Bey, uzun ince bir eğitim yolculuğunda olduğunuzu bilerek, bu şarkının da uygun olduğunu düşünerek size bu şarkıyı seçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Çok çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir seçim olmuş. Teşekkür ederim geldiğiniz için, programa konuk olduğunuz için. Sizi geçen hafta Ankara'da TED Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü konuşması yapmak üzere ağırlamıştık. Ve hepimizin çok beğendiği, çok da etkilendiği bir konuşma yaptınız. Ben de bu konuşmanın aslında benzerinin, tabii ki aynısı olmayacak ama kayıtlara geçsin ki daha çok öğrencimize, daha çok öğretmen adayına, daha çok eğitimciye ulaşsın istedim. Sağ olun, size teklifimi kırmadınız. Geldiniz, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. O gün gerçekten çok benim için de özel bir gündü. Davet ettiğiniz için üniversiteye de çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayın için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. O gün bireysel yolculuğunuzdan bahsetmiştiniz aslında. Kişisel olarak hani hızlı okuma kursuna gittiğinizden bahsettiniz. Toplum önünde konuşma için eğitim aldığınızdan bahsettiniz. Sonra eğitim hayatına nasıl girdiğinizden bahsettiniz. Çünkü eğitim kökenli bir eğitim almadınız aslında. Hatta daha sonra o kadar çok içine girdiniz ki bir kolej açtınız, Vizyon Kolejleri. Bunun serüvenini anlattınız, yolculuğunu anlattınız ve öğretmen adaylarımıza çok güzel, ne diyeyim, hayatlarında kullanabilecekleri tavsiyelerde bulundunuz aslında. Ben de bir öğretmen eğitimcisi olarak dedim ki, o konuşmayı kaçıran öğrencilerimiz de umarım bu programı dinlerler. Çünkü gerçekten çok güzel tavsiyeleriniz vardı. Dilerseniz önce Abdülkadir Özbek kimdir diye böyle minnacık kendinizi tanıtarak başlamak ister misiniz? Olur nasıl uygun görürseniz. Ben 1983 doğumluyum. İlk orta liseyi Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri'de dört farklı şehirde, yedi farklı okulda okudum. Sonra baba mesleğim bizim bu kadar gezmemize de sebep olan baba mesleğiydi. Babam benim banka müdürüydü ve devamlı tayin oluyorlardı, terfi oluyorlardı. Ve biz de geziyorduk. Annem öğretmendi. Ben doğunca öğretmenliği bırakmış. Bir de kız kardeşim var. O da anaokulu öğretmeni. Biz de ailecek böyle baba tarafı hep bankacı olduğu için ben de şahıs olarak dedim ki bankacılık kariyeri yaparım. Bunun için de hangi bölümde okumam lazım? İşletme veya iktisat. İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde bir yer kazanmalıyım dedim ve işletme iktisat dolu bir tercih listesi yaparak 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümüne girdim. Tabii üniversitede girdikten sonra 4 yıllık macerası vardı bu işin. Babamın o dönemde tekrar bir Kayseri'ye tayini çıkmıştı. Ben de hafta sonları gidip gelirken bir aile dostumuz, bir öğretim üyesi bana dedi ki bak dedi artık rekabet çok fazla. Binlerce insan mezun oluyor bu bölümlerden. Birçoğu işte bankalara vesaire girmeye çalışıyor. Kendini geliştirmezsen, sıyrılamazsan onların arasından iş bulman ya da işe girsen bile bir şekilde yükselmen çok mümkün olmaz. Bunun için yapman gereken şey kendini geliştirmek, onun da temeli kitap okumaktır dedi. Ve bir hızlı okuma kursuna, anlayarak hızlı okuma kursuna gitmemi tavsiye etti. İlk önce ben buna inanmadım. Yani bir insan hızlı okuyacak da daha iyi anlayacak. Böyle şey olur mu diye düşündüm ama ya dedim doğruysa. Kayıt yaptırdım ve gittiğimde dakikada 140-150 kelime okuma hızım vardı. Sorular soruluyordu okumayla ilgili. Yaklaşık bunun %60'ını doğru cevaplıyordum. Kurs bittiğinde ise benim okuma hızım 2-3 katına çıkmıştı ve anlama oranında %80-90'lar civarındaydı doğru cevaplama oranı soruları. Bu benim eğitim sistemini ilk kez sorgulamama sebep oldu. Yani ben üniversite 3. sınıf, 2. sınıftım o zaman. 2. sınıfa gelene kadar hiç kimse bana böyle bir eğitim var. Bak daha nitelikli okuma, daha iyi konsantrasyon için bunları yapman gerekiyor demedi. Ve bu bende bir sorgulamaya sebep oldu. Bu bir. İkinci sorgulama ise üniversitede Türkçe ortak dersi sunum yaparak biz bu dersi geçiyorduk. Hocamız bize kitap okutturup özet çıkarttırıp bunu amfide gelip anlatmamızı istiyordu. Ben ise anlatamadım ilk dönem. 100 üzerinden 40 aldım ve dedim ki ya ben daha topluluk karşısında çıkıp konuşma yapamıyorum. Hayal kuruyorum. Bankada müdür olacağım, yok genel müdür olacağım vesaire. Bunu dedim
aşmam lazım. Nasıl aşabilirim? Acaba bu eğitimle aşılır mı? Yoksa doğuştan gelen bir özellik bu, biz buna mahkum muyuz? Araştırdım, gördüm ki bunun da eğitimleri varmış ama bize bunu da öğretmemişler. Bu da ikinci kez sorgulamaya sebep oldu. Üçüncüsü ise NLP, beyin dili programlama. Bu alanla ilgili katıldığım bir eğitimdi. Orada ise şunu gördüm ki esas bize öğrenmeyi öğretmemişler. Yani öğrenme performansı nelerden etkilenir, beslenmeden uykuya kullandığımız dile birçok faktör var başarımızı etkileyen. Ama biz bunları bilmeden, yani öğrenmeyi öğrenmeden bir öğrenme yolculuğuna çıkıyoruz ve bu süreç bizim için bayağı bir işkenceli oluyor. Halbuki bunun güzel metotları varmış, etkili not alma teknikleri varmış, konsantrasyonu daha yükseltecek bazı uygulamalar varmış. Bunları öğrenince de dedim ki, yani okuma, konuşma, öğrenme, bunun gibi temel kavramlarda bir eksiklik var. Ne yapabilirim ben? Karanlığa küfredeceğimi bir mum yakabilirim. Üniversitede kulüp kurabilirim. Hacettepe'de kişisel gelişim kulübünü kurdum. Sonra baktım ki çok ilgi oluyor ve tutkumu keşfettim. Ben öğrenmekten, öğretmekten ve bunun organizasyonunu yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Madem öyle, bankacı olmayayım, eğitim şirketi kurarak bu alanda ilerleyip insanların bunları öğrenmesini sağlayayım. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin, anne babaların bu alanlarla ilgili donanmasını sağlayayım diyerek 19 sene önce bir eğitim şirketi kurdum. PDA diye, Personal Development Academy isminde bir eğitim danışmanlık şirketi kurdum. O şirket halen aktiftir. Kendim de iktisattan mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı alanında yüksek lisans yaptım ki eğitimle ilgili bir en azından bir master'ım olsun diye. Sonra işletme doktorasına devam ettim. Şu anda işletme doktorasında da İstinye Üniversitesi'nde devam ediyorum. Hala öğrenciyim ben de. Bu süreçte evlenip çocuk sahibi olunca da ben bu çocuğu böyle bir eğitim sistemine nasıl emanet edeceğim diye dertlenmeye başladım. Ve bundan yaklaşık 9 sene önce de Vizyon Koleji'ni kurarak eğitim sektöründe bir alanda daha faaliyet göstermeye başladık. Şu anda okulumuz bizim 9. senesinde teknolojiyi çok iyi kullanmaya gayret eden, şu anki öğrencilerin öğrenme dinamiklerini, yaşam stillerini anlayarak daha onların dünyasına uygun bir şekilde eğitim öğretim yapmaya çalışan bir okul burası. Ve bundan da böyle çok keyif alıyorum. Çocuklarla vakit geçirmekten, onları geleceğe hazırlamak için çalışmaktan, gayret etmekten büyük keyif alıyorum. Onların hayatına da dokunan sizlersiniz, öğretmenler, öğretim üyeleri. O anlamda da olabildiğince insanlara bu alandaki bilgileri aktarmaya gayret ediyorum. Harika. Hakikaten uzun, ince bir yoldasınız. Evet, sağ olun. Bitmeyen bir yoldayız hepimiz aslında. Abdülkadir Bey, siz çok da iyi öğretmenlere denk gelmemişsiniz acaba diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ya da şöyle anlatayım. Biz eğitim fakültelerinde öğretmen olacaklara sunum nasıl yapılır öğretiyoruz mesela. İşte sunuma nasıl başlanır, toplumun önünde vücut dili nasıl kullanılır, nasıl bitirilir, nasıl izleyicilerin dikkati çekilir, kullandığımız dile nasıl dikkat edilir eğitimlerini veriyoruz. Okuma eğitimlerini şöyle veriyoruz. Okuma nasıl öğretilmesi gerekiyor derken de doğal olarak okumanın sürecinden de bahsediyoruz ama dediğinizde şöyle çok haklısınız. Bunu genel eğitime uyarladığımız zaman işte kaç tane öğrenci bu bilgiden yararlanıyor ya da kaç tane öğrenci gerçekten o öğrenme stratejilerinden haberdar oluyor, öğrenmeyi öğreniyor. Kocaman bir soru işareti maalesef bunu genele yayamıyoruz. Ama hani kötü ev sahibi insana ev sahibi yapar derler ya, siz de bir okul sahibi olmuşsunuz. Bütün bu yapamadıklarınızı, yapmak istediklerinizi şimdi yaptığınız bir platform kurmuşsunuz. Ne kadar güzel yapmışsınız. Çok Peki, teşekkür ederim. şimdi buradan şeye geçelim mi? Hani eğitim sistemimizin gerçekten dediniz de bu sisteme çocuklarını emanet edemem. Pek çok sorunu var. Yani maalesef böyle içim acıyarak söylüyorum bu cümleyi. Çünkü ülkemizin çocukları o kadar pırıl pırıl zekalar, o kadar pırıl pırıl insanlar ki çok da hak etmedikleri bir sistemin içinde yaşatıyoruz biz onları ve çok da hak etmedikleri bir eğitim veriyoruz maalesef. Hani her yerimiz sorun ama en önemli sorun nedir diye sorsam size ne Evet. dersiniz? Hasbelkader benim özel okul dışında devlet okullarıyla da çok temasım oldu. Bir proje kapsamında özellikle geçen sene Mayıs'tan Haziran sonuna kadar 25 civarında devlet okulunu bizzat gidip yerinde inceleme şansını elde ettim.
Ve orada da gördüğüm, kendi zaten kanaatim doydu ama gözlemlerim de bunu destekledi. Bizde en temelde bir odak problemi var. Nedir? Bizim sistemimiz şu an odağına öğrenmeyi almış değil. Yani aslında okulda olan şey basit bir şey. Öğretmen var, öğrenci var. Ve bunların arasında bir akademik, bir de sosyal ilişki var. Bu ilişkinin kalitesi o aslında öğrenmenin kalitesini ve dolayısıyla okulun kalitesini belirliyor. Öğrenmenin niteliğini bunlar etkiliyor. Öğretmen ve öğrenci arasındaki akademik sosyal ilişki. Şimdi bizim normalde milli eğitim sisteminde sorgulamamız gereken, üzerine kafa yormamız gereken, devamlı geliştirmek için çalışmamız gereken yer bu ilişki. Ama baktığınız zaman bugün Türkiye'de devlet okullarını denetlerken bu ilişkinin kalitesinden ziyade bürokratik işler sorgulanıyor. Eğitim entelektüel bir iş ama Türkiye'de bu iş bir bürokratik iş olarak ele alınıyor. Ve bunu daha iyi anlaması için insanların şu örneği veriyorum. Bugün Türkiye'de birinci sınıfta okuyan çocuklar yıl sonuna kadar okumaya geçemeseler, buna dair öğretmenler bir sorgu, bir teftiş, bir soruşturma geçirmezler. Ama Milli Eğitim'den gelen bir evrağı zamanında yazmazlarsa, cevap vermezlerse soruşturma geçirirler. Öğrenmeyle alakalı önceden mesela müfettişler gidip sınıflarda bazen sorular sorarlardı. Acaba bu çocuklar o konuyu öğrenmişler mi diye. O mekanizma da kalktı şu anda. Yok böyle bir teftiş mekanizması, denetim mekanizması. Genelde çok bürokratik şeyler. Yani nedir? Bir sınıf öğretmeni ya da bir işte başka matematik öğretmeni sınıf not defterini doldurdu mu? Sınıf defteri diye bir uygulama var hala. Ve yıl sonunda öğretmenlerin günlerini alıyor. Ve bunun öğrenmeye bir katkısı yok. Yani bu 3-4 gün zaman alan işlem belki bir tuşta bitebilecek bir işlem ve öğretmenin de yükünü hafifletecek bir işlem. Ama hala bunu doldurdu mu doldurmadı mı, o bürokratik işlemi gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedi mi, veriyi buraya girdi mi girmedi mi, cevabı yazdı mı yazmadı mı gibi bürokratik işler temel alındığı için, hiyerarşik yapılar temel alındığı için, iletişim kanalları bu yapılar nedeniyle tıkandığı için maalesef sınıftaki öğrenme odakta değil. Biz eğitim sisteminde müfredatı bu mevcut öğretmenleri değiştirmeden dahi sadece odaklandığımız yeri değiştirerek onu da sorduğumuz sorularla denetim kontrol mekanizmasıyla, teftiş mekanizmasıyla, anlamlı bir kontrol mekanizmasıyla odağa alsak, sınıflara, okullara ziyarete gittiğimizde eğitim yöneticileri olarak, bakanlık yöneticileri olarak gittiğimizde bunları sorsak, sınıfında öğrenemeyen çocuk var mı? Zorlanan var mı? Ödevlerin yapılma oranları ve öğrenmeyi sorgulayan, kolaylaştıran faktörler ne? Zorlaştıran faktörler ne? Devamlı bunları konuşuyor olsak, emin olun mevcut öğretmenler, mevcut müfredat, mevcut yasalarla bile sadece bakış açımızı değiştirerek bu sisteme birkaç takla attırabiliriz. En temelde bakış açımızda bir sıkıntı var. Öğrenmeyi kolaylaştırmak üzere bir tasarı yapmıyoruz. Ekstra nasıl öğrenemezler, nasıl bu iş zorlaşır diye sanki düşünüyoruz. Niyet o değildir, eminim. Hiç kimse kötü niyetle bunu yapmıyor ama iyi bir niyet, doğru metodolojiyle, iyi bir akılla birleşmezse maalesef kötü neticeler doğurabiliyor. Aslında da o yüzden zor değil bu işi çözmek. Bakış açısını çok ciddi derecede değiştirmeye bence ihtiyacımız var. Eğitim entelektüel bir iş çünkü. Değil mi? Halbuki en merkezde olması gereken şey öğrencidir. Öğrenci olması gerekirken dediğiniz gibi öğrenciye çoğu zaman sıra bile gelmiyor o bürokratik süreçlerden. Ve o öğretmenin hayatını da inanılmaz sıkıcı hale getiren ve zorlaştıran yöneticilerin Öğrenmeye hizmet etmeyen, hiçbir şekilde kısmında. öğrenmeye hizmet etmeyen şu an anlamsız çok iş var. Onlar bile kaldırılsa, müfredat birazcık daha seyreltilip öğretmen öğrenci arasındaki o sosyal ilişkinin gelişmesi için zaman açılabilse, çocuklar iyi olma halini daha iyi yaşayıp okullara koşa koşa gidip gelebilse öğrenmenin performansı çok ama çok artar.
Peki. Okullar şu anda buna çok hizmet etmediği için özellikle de lise kısmında bakın Evet. 1,5 milyon öğrenci okula gitmemeyi tercih ediyor bugün. Maalesef, maalesef. Maalesef haklısınız, ne diyeyim. Peki siz bunu kendi okulunuzda yapabildiniz mi? O Evet. bürokrasiyi kaldırabildiniz, tamamen kaldırmak Evet. mümkün olmasa da Evet. azaltabildiniz mi? Çok ciddi derecede azalttık. Yani şöyle söyleyeyim size. Bir kere ben bu okulun bir 9 yıllık tarihi var. Vizyon Koleji genç bir okul. Bunun ilk 5 yılı var. Benim küçük ortak olduğum bir de son 4 yılı var. Tamamen okulların bana ait olduğu. İlk yaptığım toplantıda ben arkadaşlarıma bu soruyla başladım. Arkadaşlar, odağımızda sınıftaki öğrenme var. Öğrenme süreçlerini zorlaştıran, okul içerisinde anlamsız bulduğunuz işleri çıkartır mısınız dedim. Bir de önceki dönemde yaptığımız çok güzel işler vardı. Onları da korumak adına orada almış olduğumuz hangi kararlar işlerinizi kolaylaştırıyor? Ama bütün bu sorulara cevap verirken odağınızda öğrenme olsun lütfen. Sınıftaki öğrenmeyi odağa alarak cevaplayınız. Öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrenmeyi zorlaştıran unsurlar neler? Bana bunları söyleyin. Zorlaştıranları kaldıracağım dedim. Ve geri kalan kısımları, kolaylaştıranları arttıracağım. Ve okulu çok daha iyi yönetir hale geleceğim bir. İkincisi, bir bakış açısında bir değişiklik daha yaptım. Dedim ki arkadaşlar, okullar dedim hiyerarşik bir yapı var. Öğretmen en altta bu yapıda. Sonra müdür yardımcısı geliyor, müdür geliyor, genel müdür yardımcısı geliyor, genel müdür geliyor. Kurucu en tepede böyle bir piramit şeklinde. Klasik işletme anlayışı. Ben dedim bunu tamamen tersi çeviriyorum. Hizmetkar liderlik yapacağız biz eğitim yöneticilerimizle. En altta ben varım bu işle ilgili. Sınıftaki öğrenmeyi kim gerçekleştiriyor? Kim çalışıyor? Öğretmen. Hepimizin varlık sebebi, müdürün de, müdür yardımcısının da, okul kurucusunun da varlık sebebi öğretmenin işini kolaylaştırmaktır. Biz size engel olan, canınızı sıkan, egosunu tatmin eden insanlar olmayacağız. İşinizi kolay kılacağız. Ne istediniz siz? Öğretmenin sınıftaki öğrenmeyi daha iyi gerçekleştirmesi için ne gerekiyorsa biz onu tesis edeceğiz dedim. Bir kere dedim size açık bir çek veriyorum. Sınırsız bir açık çek. Ders materyalleri noktasında. Çocuk daha iyi öğrenecek diye ne istiyorsanız dedim limit koymuyorum hepsini alacağım. Bakın okullarda genellikle şu oluyor. Özellikle özel okullarda milyonlarca lira parayı binaya harcıyoruz. Sonra öğretmenin kağıdına, küreğine, plastik oyuncağına, bilmem tahtasına vesaire ya öğretmenin istediği malzemelere baktığınız zaman ne olabilir ki? Kağıttır, plastiktir, tahtadır. Belki çok üst düzey, belki birkaç tane laboratuvar malzemesidir. Onun da sayısı bellidir. Ya ama siz oralarda limitler koyduğunuz zaman almayacağız. Şu kadar bütçe koydum, bu kadar kısıt koydum dediğin zaman sen büyük anlamsız giderlerine takılmıyorsun. Ya orada bir tasarruf sağlayıp da şu öğretmenin öğrenme performansını artıracak kısımda onun bir önünü açayım demiyorsun. Gidiyorsun anlamsız milyonları gösterişe harcıyorsun, sınıftaki öğrenmeyi harcamıyorsun. Bunu değiştirdim. Bunun dışında bir tane daha kural. Dedim ki arkadaşlar 24 saat kuralı. 24 saat kuralı nedir? Sen yöneticinden bir şey talep ettiğinde 24 saat içerisinde sana geri dönüş yapmıyorsa bizzat bana gelebilirsin. Herkese telefonumu verdim. Ve iletişim kanallarımı açık tuttum. Yeter ki sınıftaki öğrenme performansını arttırın. Aynı şey veli için de geçerli. Veli okula bir talepte bulundu. 24 saat içerisinde yöneticisi geri dönüş yapmazsa bana ulaşma imkanı verdi. İletişim kanallarını açtığınız zaman birkaç tane de mekanizma oluşturduk. İşte kullanmış olduğumuz yazılımlar var, WhatsApp grupları var vesaire, mailler var, telefon var. Olabildiğince ya oradan ulaşamadım, cevap verme dediğinde hemen 3-4 mekanizma var. Sosyal medya vesaire. Bunların hepsini kanalları açtığınız anda bir anda böyle sanki böyle lavabolar porçözü birden açılır ya kanallar böyle. Herkes işte öğrenmeyi arttırmak için taleplerini dile getirdi vesaire. Ben de hizmetkar liderlik yapmaya gayret ettim. Kayıt mı alınacak? Dedim ki ben boşsam ben alayım. Ben doluysam müdür yapsın, müdür doluysa müdür yardımcısı yapsın, o doluysa veli ilişkileri yöneticisi gitsin yapsın. Ben bizzat bununla alakalı elimden geldiğince işi kolay kılmak adına öğrenci oldum. Bir günü öğrenci olarak yaşadım. Bir öğrenci gözünden okul nasıl işliyor? Birkaç sefer bunu yaptım. Evet. Ve
Bunları yaptıktan sonra okulun atmosferi çok ciddi derecede değişti. Yani bakış açısı değişti. Toplantılar mı yapılıyor? Toplantıların gündeminde karar mı alacağım ben? Bir karar mı alacağım? Öğrenmeye hizmet ediyor mu, etmiyor mu arkadaşlar bu karar? Ediyorsa alalım, yapmıyorsa yapmayalım. Gündemler ona göre belirlendi. Verim arttı. Toplantıların verimliliği çok yükseldi. Herkesin derdi sınıftaki öğrenme oldu. Dedikodu, gıybet, ondan sonra anlamsız bürokratik işler, hiyerarşinin işte böyle özellikle okullarda çok vardır yani. Okul yöneticisi böyle millet eziyet eder. Herkes onu hizmet etmek zorundaymış gibi. Biz onlar için varız ya. Yani bu bakış açısı değişince olay bambaşka bir yere geldi. Ne oldu günün sonunda? Ben aldığımda okul %50 dolulukla çalışıyordu. Şu an %100 tam dolulukta, bir de 700'e yakın kişi de kayıt yaptıramadı yer olmadığı için. Bakış açısı değiştiği zaman öğrenciler okula çok mutlu gidip gelmeye başladığında, öğretmen esas mutlu olduğunda, derdi öğretmek oluyor artık. Anlamsız işlerle uğraşmıyor. Malzeme istiyor, anında geliyor. Öğrenme, yeter ki çocuk öğrensin. Ölçme değerlendirme kısımlarında teknoloji onun işini kolaylaştırdı. Gereksiz böyle biraz önce saymış olduğum gibi işlerin hepsini kaldırdık. Bir sürü rapor üretiliyordu, onların hepsini yok ettik. Dedik ki arkadaşlar, çıktıları biz birkaç yerden anlayabiliriz. Ondan sonra biz dedik, siz merak etmeyin, oralara bakarak işler yolunda gidiyor mu gitmiyor mu anlayacağız falan. Çok daha anlamlı, basit ama etkili bir model oluştu içeride ve şu anda öğretmenler de çok mutlu, yöneticiler de çok mutlu, çocuklar da çok mutlu. Yani buraya gidip gelmek çok keyifli halde şu anda. Ben görüyorum onu. Yani okullar çok daha güzel yaşanılabilir, keyifli öğrenme ortamlarına dönüşebilir. Biz insanlar olarak birazcık bunları zorlaştırıyoruz. Bakış açımızı değiştirip doğru politikalar, doğru uygulamaları okula entegre ederseniz çok daha iyi öğrenme ortamları oluşturabilirsiniz. Hiç çok da zor değil, değil mi bunları Ya yapmak? benim bu anlattıklarım, bakın ya, bir şey değil ki ya. Yani gerçekten ya, sadece niyet ve gayret. Hatta daha da kolay. Yani öbür türlüsünü yapmak Evet. hayatımızı daha sıkıcı hale getiriyor. Hem de daha Hayır, biz böyle yapacağımıza şöyle dolandırıp dolandırıp tutmaya çalışıyoruz. Ya basit bir iştir ya. Öğrenme öyle gözümüzde büyütülecek bir şey. Biz ekstra zorlaştırıyoruz. peki Abdülkadir Bey, şimdi 24 Kasım'da konuğumuzdunuz siz. Bir öğretmenler gününü daha kutladık ve yine bir sürü sorunla beraber aslında öğretmenlerin hayatında biliyoruz ki başta geçim derdi olmak üzere pek çok sorunları var maalesef yine diyeceğim. Siz de konuşmanızda demiştiniz ki şu anda da aslında söylüyorsunuz benzer bir şey. Öğretmen bu işin odağındadır. Öğrenci ve öğretmenden başka odaklı hiçbir şey yoktur aslında. Öğretmen mutlu olursa işte evde ödeyeceği faturayı düşünmez de, pişireceği yemeği düşünmez de, çocuklarına nasıl bakacağını düşünmez de odağını öğretmeye, kendi öğrencisine, sınıfına verebilir. Siz gördüğüm kadarıyla okulunuzda bunu başarıyorsunuz. Okula öğretmenler de öğrenciler de mutlu geliyorlar. Şimdi size sorum, konuşmanızda da söylemiştiniz ki hani öğretmen seçerken biz şunlara dikkat ediyoruz demiştiniz. Siz bu öğretmenleri nasıl seçiyorsunuz gerçekten? Önce seçim aşamasından bahsedelim. Daha sonra meslek içi eğitim, işte hayat boyu öğrenmeden bahsediyoruz. Hatta en çalışkan öğrencilerin öğretmenler olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü biz öğrenmezsek, gelişmezsek sürekli her şey değişiyor. İşte teknoloji değişiyor, çocukların özellikleri değişiyor. Eğitime bakış açımız değişiyor, biz değişiyoruz. Ama bu değişimler olmazsa öğretmen öğrenme de daha kaliteli bir hale gelemez. Şimdi biraz öğretmenlerden bahsedelim istiyorum. Siz okulunuzda nasıl öğretmen seçiyorsunuz ve onların meslek içi gelişimlerini nasıl sağlıyorsunuz? Evet, şimdi biz de klasik ilan metotlarını öncelikle kullanıyoruz. Ayrıca bir web sitemiz var. Kariyer Vizyon Koleji K12 TR diye, kariyer nokta. Oradan da başvuru alıyoruz. Ve bu almış olduğumuz başvuruları öncelikle bir elemeden geçiriyoruz. Şimdi okula ilk başladığımız sene 9 yıl önce biz 40 civarında öğretmen alacaktık. 12 bin başvuru gelmişti. Microsoft Cebit proje okuluyuz. Teknolojiyi çok ileri seviyede kullanacağız. O söylemle biz çıktık. Ve bunu gören öğretmenler de doğal olarak şöyle düşündüler. Gelecek bu tarafta, bu okulun geleceği parlak. Biz buraya başvuralım. İyi lokasyonlarda hizmet veriyoruz. Şu an Beylikdüzü, Madina ve Bahçeşehir olmak üzere iki tane kampüsümüz var. Buralar güzel semtler. Bu bölgede özellikle buralarda oturan öğretmenleri
İlk hedefimiz yakınlık, çünkü İstanbul'da çok önemlidir. Onları almak, onların bizi duyacağı şekilde tanıtımlar yapıp başvuruları LinkedIn'den, Kariyer.net'ten, kendi web sitemiz üzerinden yaparak öncelikle bir başvuru toplama sürecimiz oluyor. Bugün yaklaşık olarak o ilk 9 yıl önce 12 bin olan başvuru sayısı 40 binlere gelmiş vaziyette. 40 bin civarında başvurulan elemeler yapılıyor. Burada ne, ilk başta neye bakılıyor? Bir kere bir tecrübeye bir bakıyoruz. Özellikle en az 2 yıl sınıfta ders vermiş olmasını çok kıymetli buluyoruz. Yeni mezunlar burada biraz dezavantajlı olabiliyor. Bu dezavantajını nasıl yok edebilirler? Bu sistemleri bypass ederek, bize direkt ulaşarak ya da o sistemlerin içerisinde bize mesaj atma yerleri oluyor. Özel mektup yazma kısımları oluyor. Bize özelleştirilmiş bir mektup yazarak bu okulda neden çalışmak istediğini ve onun hangi özelliğinin bizim hedeflerimize ulaşmak için onda bir artı değer olduğunu bize ekstra bildirirse bir şansı olabilir. Ama onun dışında filtreler var ya o sistemlerde, minimum 2 yıl tecrübesi olsun istiyoruz. Çünkü birçok staj fake olarak yapılıyor. Sizin üniversitenizi tenzih ediyorum ama kağıt üstü stajlarla iyi öğretmen yetişmiyor. Yani böyle ve öğretmenlikte bence tecrübeden kastım da olabildiğince çok öğrenci görmesi, onların problemlerini çözmesi, deneyim kazanması çok ama çok önemli. Çünkü gerçekten bir sınıfın içerisine girip 20 tane çocukla baş edebilmek en az, bu kolay bir iş değil. Ben diyorum ki deneme yanılma diyorlar ya, deneme yamulma yöntemi diyorum buna. Yamula yamula öğreniyoruz insan olarak. Birazcık bunları deneyimlemesi, zorluklarla, problemlerle mücadele etmiş olması bizim için kıymetli. Tecrübe bir. İkincisi yakınlık. İstanbul gibi bir lokasyonda 10 kilometrenin ötesinden bir öğretmen buraya gelmek durumundaysa o yolculuk bir işkenceye dönüşebiliyor. Gününü 1 saat 2 saat en az, yani 1 saat zaten herkes geçiriyor da artık. 2 saat 3 saat geçirecekse öğretmen, oradan da çok bir performans beklentimiz olamayacağı için bize özel not yazmadıysa, beni seçerseniz okulun yakınına taşınacağım diye onlar da eleniyor. Sonra elendikten sonra, böyle birkaç kriterden sonra bir mülakat süreci var. 40 bini yaklaşık bine düşürecek kadar o filtreler kullanılıyor. Sonra tecrübelerine bakılıyor, çalıştıkları okullara bakılıyor ve bine yakın aday bir yıl, bizde Ocak ayında genelde başlıyor, 9 ay sürüyor seçim süreci. Orada öğretmenler mülakata davet ediliyor. Onlardan kendi arzu ettikleri bir dersi anlatmaları ya da bazıları çok tecrübeliyse bir ders anlatımı yapmayıp bir sohbete davet ediyoruz. Orada başvuran kişinin profiline göre bir akademik mülakat işliyor. Orada geldiği zaman öğretmen bir özgeçmiş doğrulaması, telefonda zaten tekrar başvuru doğrulanıyor. Ardından bir akademik mülakat gerçekleştiriliyor. Onu da bizim müdürlerimiz, ben müdürlere bu noktada tam yetki veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar, takımlarınızı istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Benim yakınımmış, eşimmiş, dostum, öyle bir dünya olamaz. Liyakate dayalı bir yönetim olacak. Herkes kendi takımını kendisi özgürce kurabilir. Sadece ben en sonda diyorum ki içinize sinen bir öğretmen buldunuz. Artık sözleşme yapmak istiyorsunuz. Her şeyi de anlaşmışsınız, rakamda vesaire. Ben bütün çalışma arkadaşlarımı görmek istiyorum. Çalışmak istediğiniz herkesi görmek istiyorum diyorum. En sonda ben müsaitsem, ki müsait olduğum zaman denk getiriyorum. Yani müsait değilsem görüşmemezlik değil de, arkadaşlar ben şu zamanlar müsaitim, son görüşmeyi bu tarihte organize eder misiniz diyoruz ve ben de orada neye bakıyorum? Üç şeye. Bir, ben matematikçi, fizikçi, kimyacı değilim. Yani o dersin alan bilgisini sorgulayamam. Haddim de değil. Ama neye bakıyorum? Bir, öğretmenlik mesleğini neden seçmiş? Karşımda bu mesleğe aşık bir öğretmen mi var? Yoksa hasbelkader bu da bir işti, böyle mi seçmiş? Bir bu. İkincisi, öğretmenle geçirdiğim mülakat süreci 5 dakika 10 dakika ne kadar görüşüyorsam onun iletişiminden nasıl etkileniyorum? Güler yüzlü, pozitif bir enerji mi saçıyor? Yoksa pesimist bir insan mı? Çok bir enerjisi yüksek değil. Böyle bir insan mı? Buna bakıyorum. Bence bu çok önemli. Bizim çalışma arkadaşlar, bizim okulla ilgili bence en güzel şeyler bir tane söylenen. Ya hocam, biz sizin okula geldiğimizde içimiz pozitif enerji doluyor. Niye? Çünkü bu filtre burada. Bu bir filtre.
Tüm çalışan arkadaşlarım güler yüzlü, pozitif arkadaşlar. İkincisi bu. Üçüncüsü ise kendini geliştirmeye ne kadar dertlenmiş, ne yapmış, ne yapıyor? Yani sadece okullarda verilen zorunlu mesleki gelişim programlarına mı katılmış fakülteyi bitirdikten sonra? Yoksa daha iyi bir öğretmen olmak, mesleğin hakkını vermek için ekstra bedel ödeyerek, zaman harcayarak herhangi bir şey yapmış mı? Buna bakıyorum. Bu üçünden geçtikten sonra yani meslek aşkı, iletişim becerisi, kendini geliştirmeye olan gayreti. En son bu üç filtreden geçtikten sonra vicdanıma dönüyorum. Diyorum ki bu öğretmen, benim iki kızım var. Zaten okul açma sebebim de o. Bizim okulun ilk öğrencisi benim büyük kızımdır. 3 yaşındaydı. Şu an 6. sınıfa gidiyor. Biliyorum ki ya bu öğretmen benim kızımın dersine girse, ben de velisi olarak veli toplantısına gittiğimde bu öğretmenliği görsem mutlu olur muyum acaba? Evet diyorsam alıyorum. Yok ya diyorsam bir yerlerde kalbin tatmin olması çok önemli. Kalbinde bir problem varsa ya iyi gözüküyor ama içime sinmediyse diyorum ki arkadaşlar almıyorum. Peki Bu. iki sorum var şimdi burada. Bütün o filtrelerden geçip sizinle görüşmeye kadar gelip de sizinle görüşmeden geçemeyen var mı? İkinci soru Var. paralel olarak bu filtreden de geçip de yine çalışmaya başladınız ve sonra ya bir yerde kaçak vardı, biz bu öğretmenden çok memnun olmadık dediğiniz oldu mu? İkisine de evet. Evet. Şöyle, şimdi ikisinde de oldu. Arkadaşlarım da sorgulamaya, özellikle ben de diyorum ki bakın ilk başta daha zor geçiyor, daha şey oluyordu. Reddettiğim kişi sayısı daha yüksekti. Şu anda minimuma indi diyebilirim. Çünkü aşağıda bu işle ilgili çalışan arkadaşlar da artık şey yapıyorlar. Benim Öğrendiler. hassasiyetlerimi öğrendiler. Zaten amacım da o bu arada. Yani bütün mülakatları günün sonunda ben yapayım, ölene kadar öyle bir şeyim yok yani. Bunları müdürler yapsın. Ama benim avantajım şu, ben insan kaynakları yönetimi master'ı yaptım. Bunları tespit etmek için sorular vesaire beraber de yapıyoruz mülakatları. Olabildiğince şey yapıyorum. Ama geçemeyenler oluyor mu? Oluyor. Özellikle takıldıkları en büyük yer mesleki gelişim kısmı oluyor. Yani meslek aşkını anlayabiliyoruz. Aşağı yukarı anlıyoruz. İletişim becerisini de zaten anlıyoruz. Şu mesleki gelişim kısmında çok takılan oluyor. Yani mezun olmuş hiçbir şey yapmamış. Diyorum ki bak ben diyorum yeni öğretmen oldum. Sen de benim buddy'msin. Beni senin yanına verdiler. Dediler ki bu çocuğu eğit. Beni nasıl eğitirsin diyorum. Hangi kitaplar okutursun bana? Okulda okuduğum kitap harici. Daha iyi öğretmen olmak için. Daha iyi iletişim kurmak için. Çocukların kalbini fethetmek için. Ya da işte hangi sosyal medya hesaplarını takip edeyim? Matematik branşıysa matematikte neler var? YouTube kanallarından hangilerini öğrencilere tavsiye edebiliriz? Gibi böyle bazı sorular. Bunlara doğru güzel cevaplar geliyorsa en son o üç filtreyi geçip de son filtreden takılanlar çok çok az oluyor. Ya yani kalbinizde bazen ya diyorsunuz ya bir şey var ama tanımlayamıyorum. Diyorsunuz ya arkadaşlar tanımlayamadım ama almayalım dediğim oldu mu çok nadir oldu. Aldık. Öğretmeni aldık. Günün sonunda bu süreç en fazla 15 dakika sürüyor benim tarafımda. Hadi yarım saatte sürsün şeyde. Diğer akademik mülakat sürecinde. Bunlara rağmen alıp da hata ettiğimiz oldu mu? Oldu. Orada ne yaptık? Bunun sayısı ama bugüne kadar toplasanız herhalde onu geçmez yani. Özellikle son o 4 yılın içerisinde diyeyim size. O öğretmenle alakalı ikinci sorunuzun da cevabı geliyor şimdi. Mesleki gelişim programımız var bizim. Vizyoner Öğretmen Akademisi diye bir birimimiz var. Aldığımız öğretmenleri okul açılmadan yaklaşık 3 ila 4 hafta öncesinde davet edip workshoplarla dolu bir programa tabi tutuyoruz. Atölye çalışması. Hep beceri kazandırıyoruz. Yaptığımız bütün tasarıyı da sınıftaki öğrenmeye hizmet ediyor mu etmiyor mu? Ya, ünlü birisi gelsin konuşsun sınıftaki öğrenmeye hizmet yok. Ha şu olur. Bir entelektüel program olur. Sohbet, eğlence. Onu da yapıyorum. Böyle daha önce stand-up gösterisi yapan kişileri de davet ediyorum. Eğleneceğiz de günün sonunda ama ağırlığı programın %95'i sınıfta bir araç öğreniyorlar. Yani kullanacakları bir oyun öğreniyorlar, bir Web 2.0 aracı öğreniyorlar, pedagojik yaklaşım öğreniyorlar, pozitif disiplin öğreniyorlar vesaire vesaire. Ve daha da çok bu programları kim yapıyor? Mevcut öğretmenlere yaptırıyorum. Yani bizim kültürümüz de kültürlenmiş, işleyişi biliyor. Dışarıdan çok nadir
Çok ama çok nadir insan davet ediyoruz bizim öğretmenlerimize eğitim vermesi için. Artık o kıvama geldi. 9 yıl oldu çünkü. İçeriden çok eğitimci yetiştirdik. Ve böyle de mesleki gelişim programlarımız var. Yıl içerisinde de problem gördüğümüz alan olunca öğretmeni bir nevi o Vizyon Öğretmen Akademisi'ne tekrar öğrenci yapıyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz orada problem olan yeri. Olmuyorsa da diyoruz ki sevgili öğretmenim biz bu şekilde devam edemeyeceğiz. Yıl sonuna kadar sonuçta bir sözleşme yapmışız. Maaş ödemeye devam ediyoruz ama derse sokmuyoruz. Yani orada kurtaramadıysak, o kadar çaba harcadık, ders gözlemi yaptık, mesleki gelişim programına tabi tuttuk ve düzelmiyor. İnatla aynı hataları yapmaya devam ediyorsa bana emanet edilen çocukların vebaline, hakkına girmemek için hemen öğretmen ilanı çıkıp olabilen en iyi öğretmeni bulmaya gayret ediyorum. Bulamıyorsak yönetici derse girmek durumunda. O müdür günün sonunda bir öğretmen zaten. Akademik liderlik yapan yöneticilerle çalışıyorum. O branşı ise girip diyorum ki hocam bulamazsan sen gireceksin o derse. Ona göre bulacaksın. Sen de bulamadın ben gireceğim derse. Oturup ders çalışır girerim diyorum. Öyle hallediyoruz. Şu ana kadar da çok şükür. Dediğim gibi yani özellikle son 4 yıl içerisinde bunun sayısı onu geçmemiştir yani. Harika. Aslında bu konuşmadan da şu sonucu tekrar çıkartabiliriz, değil mi? Mesleki gelişimi ne kadar sistem insanın vicdanına bırakıyor. İsterse öğretmen gelişiyor, istemezse gelişmeden sistemin içinde kalabiliyor. Yani bunu bütün sisteme uyguladığınızda, milli eğitim sistemini uyguladığınızda, işte genellikle dönemin başında, dönemin sonunda verilen seminerler vardır. Çoğu zaman öğretmenin pasif olarak oturup, işte bir konuşmacının Evet. gelip dinlediği, sınıfa ne kadar yansıdığından asla emin olamadığımız ama yine de şöyle de söylemek istiyorum bunu söyleyince, sistemin içinde o kadar harika öğretmenlerimiz de var ki Çok var. hiçbir zorlama, hiçbir şey olmadan kendiliğinden Evet. gelişip kendileri Şu arkadaşlar an geliştiren. sistem onların sırtlarında ayakta. Onlar olmasa çoktan göçmüştü diyeyim size. Yani o az sayıda öğretmen var ya, o özveriyle çalışan, bütün olumsuz şartlara rağmen her şeyi göze alarak o fedakarlığı yaparak kendini geliştiren öğretmenlerin omuzlarında şu an sistem yükseliyor. Aynen öyle. Sanırım arkanızdaki Atatürk resminde vatanını en çok seven, görevini en Evet, iyi en iyi yapandır. yapandır yazıyor, değil mi? Çünkü benim arkamda da o yazıyordu Evet. yıllarca Evet. En çok yöneticiyken. sevdiğim sözlerinden bir tanesi Atatürk'ün. Bu sözü ben bizim müdürlerin odalarında da var. Yani gerçekten vatanını, milletini seviyorsan görevini en iyi yapan olacaksın arkadaş. Yani bu kendine saygından dolayı zaten yapman gerekiyor ama günün sonunda bu vatanın nimetlerinden hepimiz istifade ediyoruz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Ecdat çok bedel ödemiş bize bu toprakları emanet etmek. Bu Türkiye'nin bu hale gelmesi için onlara saygımız gereği yapmamız gerekiyor. Ama bakın genelde sistem özellikle birçok kurumda tembelliği besleyen bir sistem. Çalışanla çalışmayanı ayırt etmeyen bir sistem. Şimdi bu fedakarlığı yapan öğretmeni ön plana çıkartan, onları parlatan değil, hatta onların çıkıntı olarak görüldüğü, kafalarının koparıldığı bir yere doğru giderse, o öğretmenler de 1 yıl, 2 yıl bunu yapıp sonrasında sistemin öğütülmüş öğretmenlerine dönüşüyorlar. O yüzden okul yöneticileri en önemli yerde bulunuyorlar. Okul kurucuları, genel müdürler, okul müdürleri, çalışkan arkadaşları ön plana çıkartan, çalışkanlığı besleyen, gayreti besleyen, azmi besleyen davranışlar, takdirler, mekanizmalar kurarlarsa o sistem ilerler. Ama yatmayı beslerseniz, dedikoduyu beslerseniz, gıybeti beslerseniz, bir adam kayırmayı beslerseniz, yalakalığı beslerseniz sistem çürür zaten. Bu da o yüzden liderin çok ama çok karakteriyle ilişkili bir şeydir. Okul yöneticileri, eğitim liderleri ne kadar tevazu sahibi olup çalışkan arkadaşları beslerlerse, kendilerine tehdit olarak görmeyip onlara hizmetkarlık yaparlarsa, hizmetkar öğretimsel liderlikler
gerçekleştirirlerse o zaman o okul ilerler. İyi bir yönetici de kendinden daha iyi bir yöneticiyi yetiştiren yöneticidir. Altında biri var daha iyi, ben onun kafasını uçurayım aman yerime geçmesin değil. Ben onun işini ne kadar iyi yapmasını sağlarsam ben o kadar yücelirim. Onlar günün sonunda benim kurumumun başarısını sağlayan insanlar. Ama bizde yöneticilikle ilgili bakış açısı birazcık maalesef yanlış. Yani birçok kurumda görüyorum. Genel müdür, genel müdür yardımcılar içerisinden genel müdürlük koltuğuna aday olanları çat 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 yok etmenin derdine düşüyorlar. Diğerleri de o başarılı olanı yok etmenin derdine düşüyor. Halbuki hep beraberiz. Gemi batarsa hepimiz öleceğiz. Biz bu bakış açısıyla hareket etmediğimiz zaman maalesef başarılı olamıyoruz. Bizim toplumda da bu ilginç bir şekilde iyi iş yapan kişilere bir şekilde bir çamur atma, bir aşağı çekme, hep böyle bir yerme, takdir yapmama ama eleştiriyi olabildiğince çok dile getirme yapılıyor. O yüzden de sağlıklı, sürdürülebilir işletmelerimiz olmuyor. İkinci, üçüncü nesilde %90'ı gidiyor zaten bu işletmeler. Abdülkadir Bey, acaba ya eğitimimizin ne kadar çok sorunları var. Nereye baksak böyle kocaman bir sorun dağıyla karşılaşıyoruz. İşte ölçme değerlendirmemiz ayrı bir sorun, öğretmen yetiştirmemiz ayrı bir sorun, öğretmenleri, meslek içindeki gelişimleri ayrı bir sorun, her yerimiz ayrı bir sorun. Ne olacak sizce? Biz bu sorunların üstesinden gelebilecek miyiz? Tabii ki de geleceğiz. Yani günün sonunda bizim işimiz sorun çözmek. Yani yöneticinin işi odur. Benim bakış açımı değiştiren çok önemli şeylerden bir tanesiydi iş hayatında. Ya biz okulu ilk açtığımız yıllarda böyle bir sürü sorun çıkıyor. İşte veli geliyor, problem, şikayet vesaire vesaire. Canım çok sıkılıyordu benim. Ondan sonra bir gün o zamanki ortam dedi ki, ya dedi, bir de böyle duygusal da bir insanım. O zaman daha çok etkileniyordum. Dedim ya bu nedir dedim ya. Bu kadar hem emek harcıyoruz, para harcıyoruz, risk alıyoruz. Bir de dedim uğraştığımız şeylere bak. Dedi ki ya sen dedi neye benziyor bu dediğin şey biliyor musun dedi. Sen doktorsun, acil doktorusun bir de. Acil hasta bakan doktorsun. Adam gelmiş kolu yarılmış. Ondan sonra işte ne bileyim eli kırılmış. İşte kalbi böyle durmuş falan. Diyorsun ki ya bu nasıl iş? Niye böyle? Bunlar niye böyle oluyor? Ya senin işin o zaten. Senin işin o. Sen orada o yüzden oradasın. Birileri o yüzden başka makamlarda. Sen o yüzden makamdasın. Senin işin bu. Deyince normal gör dedi. Problemleri normalleştir. İşinin bir parçası olarak gör. Nasıl ki işe girip gelmek bir işin parçası, arabaya binmek, otobüse binmek, bu problemleri çözmek de senin işin parçası dedi. İnsanın olduğu yerde problem bitmez. Dolayısıyla ben bu problemleri çözümüyle ilgili niye ümitliyim? Bakın biz bu sohbeti yapıyoruz. O gün çok güzel konferans yaptık. Bir mıh bir nal, bir nal bir at, bir at bir yiğit, bir yiğit bir vatan kurtarır. Bir yiğit bütün meseleleri çözmek için yeterlidir. Ama onun önünün açılması, onun keşfedilmesi ve bir yere gelmesi çok önemlidir. Ben Türkiye'de çok fazla bu noktada insan kaynağı olduğuna inanan bir insanım. Memleketin bir sıkıntısının bu insanların belli yerlere gelememesi olduğunu düşünüyorum. Ama onların da gelebilmesi için biz neysek yöneticiler de o oluyor. Dip dalgası oluşturmak gerekiyor. Onu da yapmak için bir bir uğraşacağız. Günün sonunda biz seferden sorumluyuz. Seferimizi düzgün yaparsak zaferi de Allah nasip eder. Ama biz seferi düzgün yapmazsak kendimiz eleştirdiğimiz sistemin düzelmesi için bir adım atmazsak, ne bileyim bir kitap okuyup biriyle paylaşmak, böyle yayın yapmak, bunların hepsi bakın bu sistemin düzelmesine hizmet eden küçük küçük şeyler. Kelebek etkisi oluşturabilecek şeyler. Belki bu yayını bir kişi izleyecek, bir okul müdürü izleyecek ve ona bağlı 1000 öğrencinin yaşadığı okul bir anda değişmeye başlayacak. Böyle böyle çoğalacak bence iyilik yapan insanların, işini hakkıyla yapan insanların sayısı. Belli bir kıvama geldiğinde de bu, belli bir çoğunluğa ulaştığı zaman da bence çok daha büyük değişime, dönüşüme sebep olacak. Bir kişi bütün uyuyanları uyandırmaya yeter. Uyanık bir kişi diye bir söz de var ya, çok seviyorum onu yani. O yüzden hiç ümit var olmayı bırakmamalıyız. Çok ümit var olmalıyız. Değişir, dönüşür. Kendimiz kafayı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyorsak, bu değişim için bir adım attıysak bence mutlu olmalıyız.
Ki biz bunu yaşadık Abdülkadir Bey. Yani arkanızda Atatürk Evet. var. Atatürk'ün çocuklarıyız. Biz bu sistemi kurduk. Savaşın içindeyken eğitim seferberliği yaptık. Biz dünyaya örnek olacak köy öğretmenleri yetiştirdik, köy enstitüleri kurduk. Yani bu potansiyel gerçekten fazlasıyla var zaten bizim Şu ülkemizde. anki durumumuz, bakın şu anki durumumuz o dönemden bin kat, on binlerce kat daha iyi. Bugün siz oturduğunuz yerden, bakın siz şu an Ankara'dasınız, ben İstanbul'dayım. Bu yayını yapabiliyoruz ve bu yayını siz bırakacaksınız YouTube'a, sosyal medyaya. İnsanlar oturduğu yerden, gece yattığı yerden belki bizi izleyecek ya da otobüste giderken izleyebilecek bir nimete sahibiz. Yani değişimi, dönüşümü tetiklemek, dip dalgası yaratmak eskisinden çok daha kolay. Yani iletişimin olmadığı bir dünyada yapılmış o zaman. Düşünsenize ya, o zamanı insanlar, ümit var olmayan insanları çok açıkçası ben kınıyorum. Diyorum ki ya arkadaş, ya o zaman telefon yok, internet yok, iletişim kanalları kapalı, bu kadar yok. Telgrafla işte mektupla haberleştiğim bir dünyada düşmanın nereden geldiği belli değil, yedi tarafından, her tarafından kuşatılmışsın. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğun zaman, bir olduğun zaman, beraber olduğun zaman hepsiyle mücadele edip vatanı kurtarmışsın. Ya arkadaş, şu andaki durum bundan çok daha iyi ya. Yani bunu ama kullanmazsan, en başta kendin için, sonra ailen için kullanmazsan, karanlığa küfredersen devamlı, mumu yakmazsan, ondan sonra da niye karanlık var, niye bu memleket böyle? Ya kusura bakma da yani biraz da senin yüzünden oluyor bu iş. Yani Evet. o yüzden Siri bile diyor, üzgünüm, tekrar eder misin Selim'a? Anlamadıysa Siri'yi şöyle özetleyelim. Bu Üzgün eğitim bizim. o da ya. Üzgünüm, Siri tekrar bu eder misin? ülke bizim, bu çocuklar bizim, bu eğitim bizim. Biz bunu düzelteceğiz. Çocukların Aynen ekmeğini öyle. ülke bırakacağız onlara. Bu bizim görevimiz. Onu Diyoruz. ben bu o gün de söyledim ya, konuşmamın başında, burada da yayının sonuna doğru söylemiş olayım. Ben bir seminere giderken bir kişi için giderim. Bir kişi. Yani o kişi kim bilmem. Bu okulda ben derim. Hep derim ki arkadaşlar, Vizyon Kolejleri'ni biz bir kişi için açtık. Ama kimi için açtığımızı bilmiyoruz. Buradan da bir insan çıkıp bu milletin, dünyanın kaderini değiştirecek bir işe imza atabilir. Bir hastalığı çözebilir. İlla bunu kastederken devlet başkanı olacak falan, öyle bir derdim de yok. Buradan bir insan çıkıp da insanlığın, kainatın, doğanın, hayvanların daha böyle iyi halde yaşaması adına bir şey yapar, bir uygulama yapar, bir şey icat eder, bir kurumda gider çalışır, parçanın bir tane vidasını sıkar. Ya budur yani, ne olacak? Ama yeter ki niyeti iyi olsun, gayret çok olsun. Abdülkadir Bey, çok teşekkür ediyorum. Size daha bir sürü sorum vardı ama bir sürü zamanınızı aldım. Çok sağ Sağ olun. olun. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Diliyorum ki gerçekten bu yaktığımız mumlar daha çok kişiye ulaşır. İnşallah. Daha çok kişinin farklı bir açıdan bakabilmesini, ben de bir şey yapabilirim demesine yol açar. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah herkes kendi etki alanına odaklanırsa, kendi 24 saatini daha verimli geçirmenin derdine düşer. Böyle değiştiremeyeceği şeylerle alakalı çok fazla kafa yormayıp, daha doğrusu yani böyle zamanını boşa harcamazsa, kafa yoralım ama etki alanımıza hemen onları nasıl odaklanıp değiştirebiliriz, biz ne yapabiliriz, buna odaklanırsak zamanımızı daha verimli geçiririz, daha mutlu oluruz, daha huzurlu oluruz, etrafımıza daha çok faydamız olur. O yüzden karanlığa küfretmeyi bırakıp bir mum yakmak için adım atalım. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Selamlar, Görüşmek üzere. sevgiler. Sağ olun. Hoşça kalın.